Merhaba arkadaşlar. Bugün kaktüs aşı videomuzun ikinci bölümünü yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk yaptığımız tepesine tombul kaktüsümüz tutmuş bulunuyor. Bu yandan çıkan filizlerimize de leş kaktüsü, bir de bu kaktüsün ismini bilmiyorum ama bu kaktüsü aşılamayı göstereceğim size. Öncelikle bu çıkan filizimi buradan kesiyorum. Sonra da biraz daha kısa kesmem gerekiyor. Şu şekilde kesiyorum. Ve bu elime aldığım neşterle de kabuğunu kaldırarak da ortadaki odunsu kısmını dışarıya çıkarana kadar kesmeye devam edeceğim. Bu çubuğun üstünde de herhangi bir, yani çıkan filizin üstünde herhangi bir göz bırakmıyorum. Yani tekrardan filiz vermesin diye. Şimdi ben burada hani aşı yaparken renksiz kaktüs seçiyorum. Çiçekçilere gittiğiniz zaman mesela bu kaktüslerin sarısı, kırmızısı, mavisi, değişik renkte de bulabilirsiniz. Ben size sadece bu işin ne kadar hani basit olduğunu, herkesin kolaylıkla yapabileceğini göstermeye çalışıyorum. Bu görmüş olduğunuz leş kaktüsü dedikleri, bunun iç kısmına da oymuş bulunmaktayım. Oymak için neşter bulamadım. O yüzden düz neşterle yapmaya çalıştım. Onu da şu şekilde deniyorum. Tamam. Üzerine oturtuyorum. Tamam, bu şekilde oldu. Bunları bantlamayacağım. Çünkü zaten kaktüsün kendi öz suyu, zaten şu şekilde de görürseniz yapışkanımsı özelliği vardır, jel gibi. Bu zaten birbirine kaynaşacaktır orada. Bunları sadece sabit tutacağım. Ve ikinci filizime de yine aynı şekilde kesiyorum. Neşterle de bu dış kabuğunu alıyorum. Ana gövdeye yakın olan kabuğu ellemiyorum. Yaklaşık 2-3 milimlik kadar kısmı ellemiyorum. Oraya yapışması için. Geri kalan sadece ortadaki odunsu kısmı dışarı çıkaracak şekilde bırakıyorum. Üstündeki burada dikenli olan kısımlar hepsi birer göz. Onları da kaldırıyorum. Çünkü aşı yaptıktan sonra herhangi bir filiz çıkmasın diye. Çıksa da fark etmez, zaten onu kesebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Hem bunu sadece hem gösterme açısından hem de kendime örnek olarak yapıyorum. Çünkü kaktüsün diğer meyve ağaçları gibi tutmama gibi bir olasılığı pek yok. Diğer bu işi yapanlar Tarım TV'de vesaire diğer televizyon kanallarında sadece Temmuz-Ağustos aylarında yapılabildiğini söyleniyorlardı. Ben bunu bu ayda da yaptım. Tutmasında herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece sabit tutmaya çalıştım bitkimi. Şimdi de bu kaktüsümden kalınlarından bir tane alacağım.
Sanırım bu da bu olacak. Bu şekilde tek lop olarak alıyorum. Taban kısmını düzleştirdikten sonra bunlarda odunsu kısım olmuyor. O yüzden ortaya bir göbek açıyorum. Şu şekilde de görebilirsiniz. O çubuğu bunun içerisine yerleştireceğim. Yalnız bu biraz kalın olduğu için bu ortadaki odunsu kısmı biraz daha açmak istiyorum. Hani daha çok sarması için hem aşı yapacağım dal biraz kalın. Bu ortadaki anacınız, bu kaktüsünüz biraz daha büyük olursa daha güzel bir şekilde olabilir. Burada ben sadece gösterme amaçlı bunu yapıyorum. Bir dahaki sefere yaklaşık böyle 80 veyahut da 1 metre uzunluğundaki atlas kaktüsün üstüne aşı yapacağım bu kaktüsleri. O biraz daha güzel görünecektir. Bunda da boyama işlemini tamamladım. Bunda bu şekilde oturtturuyorum. Aşı işlemimiz bitmiş bulunmakta. Şu şekilde de gösterirsem kesmiş olduğum odunsu kısmı tam oturtturmuş bulunmaktayım. Bu üstteki kaktüste de zaten ilk bölümde de videosunu çekmiştim. Biraz fazla bastırdığım için eğik olmuş ama tekrardan canlanmaya başladı. Alttaki kaktüsüm de 0'a 0 oturtturdum. Sadece bunu kımıldatmayacağım. Bu yan gözlerden çıkanlar olursa da onlara da yılbaşı çiçeği gibi değişik kaktüsleri aşı olarak yapacağım. Burada da gerçi çiçeğimiz dün soldu ama çok güzel çiçeği var. Kendisinin de şurada yeni açacak olan çiçeğimiz var. Bir de kaktüslerinizi çiçekçilerden de toprak alabilirsiniz de şöyle şu şekilde gösterirsem ben sadece saf inek gübresi kullanıyorum. Eğer hani etrafınızda ineği olan varsa yanmış inek gübresi kullanırsanız kaktüsleriniz için onları böyle daha canlı tutacaktır. Şu şekilde de gösterirsem. Çünkü toprağa daha yakın, daha vitaminli, daha sağlıklı bitkiler için. İlerleyen zamanlarda tekrar videosunu çekeceğim. Başka şekilde aşı yaptıklarımı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.